Sevgili akrepler ve yükseleni akrep olanlar, Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet Güneş yay burcunda ilerliyor. Ee, ve Kasım'ın sonunda doğan yay burcu etkileri de Aralık ayının ilk yarısı içerisinde gündemde olacak. Ee, Mars kova burcunda, gezegeniniz Mars kova burcunda ve ayın 7'sinde Venüs de kova burcuna geçiş yapacak. Evet bu etkiler... E Size nasıl yansır? Özellikle yay e, burcundaki yeni ay ve güneş şu dönemde daha çok e, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenize işaret ediyor ve finansal konulara daha fazla odaklanmış durumdasınız. Mars ve Venüsün pozisyonu kova burcunda, emlak işleriniz, evinizle ilgili konular olabilir. Belki bu dönemde ev taşıma, evle ilgili konular, emlak almak, satmak bu alanlara daha fazla odaklanabilirsiniz. E, harcamalar olabilir evinizle alakalı konularda. E, bir yandan da yay burcundaki yeni ayın etkisiyle... E, bu etki, bunlardan kazanç sağlamanız veya bundan bu konularla ilgili masraflar yapmanız da gündeme gelebilir. Evet Güneş Satürn kavuşumu özellikle Yay burcunda ayın 10'una doğru biraz e, maddi anlamda üzerinizde aşırı yük hissedebilirsiniz ve sorumluluklar olabilir. E, bu süreçte kısıtlandığınızı da hissedebilirsiniz özellikle parasal konularda. Ancak biraz sabırlı olmakta fayda var ayın 13'ünde. Çünkü sizi rahatlatacak güzel bir dolunay var parasal konularda. Beklediğiniz bir krediyi almak, bir yerden beklediğiniz bir parasal destek olabilir. Eşinizin finansal durumunda bir rahatlama olabilir. Hisseli paralar, kredi, vergi, sigorta gibi, prim gibi, ikramiye gibi konularda... Güzel gelişmeler olabilir çünkü bu dolunay terazi burcundaki Jüpiter'den, koç burcundaki Uranüs'ten güzel destekler alıyor. Bir zorluk, bir sıkışma ardından güzel bir rahatlama olabilir parasal alanlarda. Evet ayın 19'undan sonra gökyüzü biraz daha böyle belirsizleşecek çünkü Merkür Retrosu başlıyor. Retro bir süreç Mars'ta balık burcuna geçiyor. Ee, sevgili akrepler, bu dönemde özellikle Mars'ın balık burcuna geçişi sizi biraz daha içgüdüsel, duygusal yapabilir. Ee, duygularınızla hareket edebilirsiniz, tepkilerinizle hareket edebilirsiniz. Romantik konulara e, ya da sanatsal kavramlara daha fazla eğilim duyabilirsiniz bu süreç içerisinde. Merkür Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak. Merkür'ün retrosu... E, 9 Ocak'a kadar devam ediyor. Bu dönem içerisinde özellikle tabii ki her türlü iletişim konusuna dikkat edin. Kullandığınız araç gereçler, telefonunuz, elektronik araç gereçler tam bu alanda etkili olacağı için Merkür Retros'u arızalara neden olabilir. Tadilatlar yapmanız gerekebilir kullandığınız araç gereçlerde. Seyahat organizasyonlarınız varsa temkinli olun. Özellikle aracınıza dikkat edin, trafikte aracınızla ilgili zaman zaman problemler yaşayabilirsiniz. Merkür Retrosu biraz da böyle geçmiş konuları, zihnimizi geçmişe doğru yönlendireceği için işte bir süredir irtibat kurmadığımız arkadaşlarımızı aramak isteyebiliriz. Geçmişten gelen kişilerden ilginç haberler duyabiliriz. Daha önceden gittiğimiz yerlere ziyarete gidebiliriz. Eski okulumuz, ilkokulumuz, eski yaşadığımız mahalleye ziyaretler yapabiliriz. Bunun gibi nostaljik etkileri de hayatımıza taşıyabilir. Evet ayın sonunda Oğlak burcunda bir yeni ay var. Oğlak yeni ayı Etkilerini daha çok bunun 2017 Ocak ayında hissedeceğiz. E, bu nedenle ayın son haftasında, e, özellikle Kova burcunda ilerleyen Venüsün terazi burcundaki Jüpiterle yapacağı e, güzel açı e, bizi ailevi konularda biraz daha keyiflendirecek gibi görünüyor. E, belki de yeni yıla, yılbaşına e, ailemiz ve sevdiklerimizle yapacağımız güzel bir organizasyonla girebiliriz ve e, özellikle ayın son haftasında bu konulara daha fazla odaklanabiliriz gibi görünüyor e, sevgili akrepler. Özellikle emlak, ev gibi konularda da yaşadığınız mekanlarla ilgili alanlarda da e, sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Ailedeki bir bayan, bir kadın figürle de ilgili yine sizi sevindirecek güzel gelişmeler olabilir. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.